Merhaba sevgili gençler. Bugün yazılı soruları üzerine video çekeceğiz. Çünkü yakın bir zaman sonra sınava gireceksiniz. 6. sınıftan başlıyoruz. Sorularımızı Ramazan Akkuş'un Sınırları Zorlayan Matematik sitesinden aldım. Örnek sorulardır. Çıkması çok yakın. Bunlara benzer sorular çıkar. Çünkü konularımız aynı diyoruz. Lafı çok fazla uzatmadan çözümlerimize başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi üslü işlemler var ve işlem önceliği konumuz var. Ne yapıyorduk? Önce üslü sayılarımızı açık bir şekilde yazalım. 2 üzeri 4 neydi? 4 tane 2'nin yan yana çarpılmasıydı. 16 eksi 4'ün karesi 16 bölü 8 eksi 5. Bakın burada işlem önceliğinde neyi görüyoruz? Bölme işlemini görüyoruz. 16'yı 8'e böldüğüm zaman 2. Yani 16 eksi 2 eksi 5. Burada artık işlem önceliğim var mı? Hayır. Çünkü iki tane çıkarma işlemi var. İstediğim yerden başlayabilirim ama kolay olanı tercih ediyorum. Soldan başlıyorum. 16'dan 2 çıkarsa 14. 14 eksi 5, 9 diyorum. Ve A şıkkını işaretliyorum. Üslü sayılarla ilgili gelebilecek bütün soruları yapacağınızı düşünüyorum. Ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bir çiftlikteki keçilerin ayaklarının sayısı tavukların ayaklarının sayısına eşittir. Evet, burası önemli. Bu çiftlikte 84 tavuk olduğuna göre kaç tane keçi vardır? Bakın tavuk diyor. Tavuk kaç tane? 84 tane. Bilmemiz gereken tavukta kaç tane ayak oldu? Kaç tane ayağımız var? 2 tane. O zaman 84 ile 2'yi çarptığım zaman 168 tane ne var? Ayak var. Ne ayağı bu? Tavuk ayağı. Peki soru bize ne diyor? Tavukların ayaklarının sayısı ile keçilerin ayaklarının sayısı birbirine eşit. Peki 168 tane tavuk ayağı varsa bir keçide kaç ayak var çocuklar? 4 ayak var. Ben 168'i 4'e bölerek keçilerin ayak sayısını bulur muyum? Evet. 16'da 4, 4 defa. 8'de 4, 2 defa. Böylece kaç tane keçi olduğunu bulduk? 42 tane de keçi varmış. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. 4 basamaklı 2000 üçgen 74 sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi sevgili gençler, sayımızı önce bir yazalım. Ne dedik? 2000 üçgen 74. Kuralımız neymiş? 6 ile kalansız bölünebilmesi. 6 ile bölünebilmenin kuralı neydi? 2 ve 3 ile aynı anda bölünebilmesi gerekiyordu. 2 ile bölünebilmesi için birler basamağının çift olması gerekiyordu. Evet, burada birler basamağı çift. Yani sorumuzda 2 ile bölünebilmesine engel bir durum yok. Peki 3 ile bölünebilmesi için ne gerekiyordu? Rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması. Şimdi toplayalım. 2 artı üçgen artı 7 artı 4. Üçgeni bilmediğim için bekletiyorum. Şimdi 2, 7 daha 9. 4 daha 13. Peki ne demiştik daha önceki videomuzda? Herhangi bir soruda bilinmeyeni toplarken 13'ten sonraki 3'ün katlarını yazıyorum. 13'ten sonra 3'ün katları neydi? Söyleyelim. 15, 18, 21. Şöyle 3 tanesini yazıp bir bekleyelim. 24 bu, 27 devam eder ama bize lazım olan bu 3 tanesi olabilir. Şimdi çocuklar ben 13'e kaç eklersem 15 olur. Üçgen yerine ne diyorum? 13'e 2 eklersem 15'i bulurum. Peki 13'e kaç eklersem 18'i bulurum? 5'i eklersem 18'i bulurum. 13'e kaç eklersem 21'i bulurum? 8'i eklersem. Yani ben üçgen yerine 2, 5 ve 8 rakamlarını koyabilirim. Peki soru bana ne dedi? Bu rakamların toplamını dedi. O zaman 2, 5 ve 8'in toplamı 2, 8 daha 10, 5 daha 15. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 15 olur. Gelebilecek böyle soruları da yapabileceğinizi düşünüyorum.
Devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Çocuklar, bu soruyu çok önemsiyorum çünkü asal sayılar ile ilgili bir soru mutlaka gelecektir. Şimdi asal sayıları özellikle bunu yazdım tekrar etmek amacıyla. Diyor ki asal sayılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Öyleyse 3 tanesi doğru. Biz doğruları bir bulalım. Şıkları inceleyelim. A şıkkı diyor ki en büyük asal rakam 7'dir. Burada rakamın tanımını bir hatırlayalım. Rakam dediğim şey neydi çocuklar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane rakamımız vardı. 9'dan sonra gelenler sayıydı. Ve demiştik ki bütün sayılar rakamlardan oluşur. Dolayısıyla asal sayının tanımına baktığımız zaman asal sayı sadece 1'e ve kendisine bölünen sayıdır. Dediğimizde bakıyorum en büyük asal rakam. Şimdi en büyük asal normalde rakam nedir? 9'dur değil mi? 9 sayısı 3'e bölünür mü? Bölünür. O zaman 9 sayısı asal bir sayı olmaz. Neden? Çünkü sadece kendisine ve 1'e bölünmesi gerekiyor. Şimdi 7'ye bakalım. 7 sayısı 1'e bölünür, 7'ye bölünür. Dolayısıyla başka hiçbir şey bölünmediği için bizim en büyük asal rakamımız 7'dir. Ama burada dikkat edin, rakam ve sayı arasındaki farkı özellikle vurguluyorum. Gelelim B şıkkına. Bu doğru. B şıkkı diyor ki her asal sayının 2 tane tam böleni vardır. Şimdi asal sayı ile ilgili tanımında ne dedik? Bir asal sayı sadece kendisine de 1'e bölünür. O zaman bütün asal sayıların 2 tane tam böleni vardır ve bu da doğrudur diyoruz. C şıkkını inceleyelim. 2 basamaklı en küçük asal sayı, bakın bu kez rakam dememiş, sayı demiş. Yani 9'dan sonra ne var? 10 var. Peki inceleyelim onu. 10, 2'ye bölünür, 5'e bölünür. Dolayısıyla kendisi haricinde 2 ve 5'e bölünür. O zaman en küçük asal sayı 10 değil. Peki 11'i inceleyelim. 11 sadece 1'e ve kendisine bölünür. Böylece C şıkkı da doğru diyoruz. Gelelim D seçeneğine. Bütün asal sayılar tek sayıdır. Çocuklar bu çok önemli. Asal sayılar kaçtan başlıyordu? 2'den başlıyordu. Peki 2 sayısı asal mıdır? Hayır, asal değildir. Çift sayıdır ve en küçük sayıdır. 2'den sonra devam edelim. 3 var, 5 var, 7 var, 8, 9, 11 var, 13 var ve nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Yalnız burada şuna dikkat edelim. En küçük asal sayımız olan 2'nin haricindeki sayılar hepsi tek sayıdır. Sadece 2 çift sayıdır. Dolayısıyla buradaki kuralı bozan sayı da 2'dir. Cevabımız D şıkkı. Çocuklar, bu videoyu çok uzatmamak açısından 5 soruyla bitireceğim. Son bir soru daha çözüp ikinci bir video çekeceğiz. Devam ediyoruz. 5. sorumuz çarpan ağacı ile ilgili. Çocuklar, ben böyle bir soru da bekliyorum. Eğer çarpan ağacı gelmese bile mutlaka ama mutlaka algoritma gelecektir. Şimdi mantığını bildikten sonra ikisi de çok kolaydı. Sorumuza baktığımız zaman soru bizi kesinlikle korkutmuyor. Neden buna çarpan ağacı dedik? Ağaç dalları gibi uzadığı için. Bu sorulara nereden başlıyoruz çocuklar? Bilinenden başlıyoruz. Hangisini biliyoruz bakalım? Şuradan da başlayabilirim, buradan da başlayabilirim. Hiç fark etmez, bu soru için fark etmez. Ben soldan başlıyorum. Şimdi bakın çocuklar. 2 çarpı 3 neyi veriyordu? Burayı veriyordu. 2 kere 3, 6. Şimdi A'yı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Buradaki kutucukları çarpmam gerekiyor. 6 ile 15 çarparsam 6 kere 15, 90. Ben A'yı buldum çocuklar, 90. Bize bu soruda neyi veriyor? A'yı soruyor. Verilenler tabii ki bunlar. A'yı soruyor ve boşluklara ne gelir bunu soruyor. Peki buraya da hani şuraya B diyebilir, C diyebilir, hiç fark etmez. A'yı buldum. Geldim buradaki boşluklara. 2 kere 5, 10. Boşluğumu doldurdum. Şimdi buraya yazacağım sayıyla 10'u çarptığım zaman 30'u elde etmem lazım. Peki 30'u ben 10'a bölersem ya da şunu diyebilirim. 10 sayısını kaç ile çarparsam sonuç 30 olur? 3. O zaman boşluklara ne diyorum? A yerine 90 yazıyorum.
Buradaki boşluk 6, 3 ve 10. Bu soruları da çok rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.